Aslında şimdi de Muğla'nın Ortaca ilçesi Mergenli köyündeyiz. Çok güzel bir doğanın içerisindeyiz. Leyla teyzenin ve annesinin misafiriyiz. Çok güzel bir evleri var. Portakal bahçelerinin içerisinde. Bal kabağı pişireceğiz. Evet, bal kabağın tatlısını yapmayacağız. Evet, tatlısı değil bu sefer yoğurtlaması. Yemeğini yapacağız. Yemeğini yapacağız. Bal kabağı yoğurtlaması yapıyoruz. Malzemelerimiz neler? Bal kabağı, soğan, yoğurt, sarımsak. Takrak biber, kuru biber. Kuru biber. Burada Muğla'da taklak biber derler buna. Evet. Bakın, bibersiz olmaz. Olmaz. Her yemekte kuru biber var. Teyzemin uzun yaşam sırrı. Kuru biber. 90 yaşını devirdi. Doktor sormuş. Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Demiş ki doktora, taklak biber yiyorum. Demiş doktor, ne yiyorsan devam et. Acı biber. Acı biber, domates, soğan. Uzun yaşamın sırrı bu mu? Evet. Siz de öyle dedin. Maşallah. Allah uzun ömür versin, sağlık versin. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah maşallah, maşallah. Evet. Şimdi başlayalım. Bal kabağını güzelce soyduk. Çekirdekte yok bu kabağın. Bunun cinsi böyle. Şurada oluyor çekirdeği arka altında. Kısmında. Tatlısını da yaparız. Üzerine ceviz. Oh. İsteyen tahin koyar. Şimdi yemeğini yapacağız. Ama bunu da çoğu bilmez. Yoğurtlayacağız yemeğini yapıp. Şimdi böyle küçük küçük doğuracağız. Öyle yeriz oğlum. Pişiririz. Yalnız eş sarımsak dökülür içine. Evet. Çal kaşığı. Bir şeyim var bunda. Evet. Ben ilk defa yiyeceğim bal kabağı yemeği. Çorbasını içtim. Tatlısını yedim. Evet. Ama yemeğini ilk defa yiyorum. Yemeğini yoğurtlarız da böyle pişirip. Ekşi sarımsak, nar ekşili sarımsak yaparak öyle de yeriz. İki çeşit yemeğini yaparız. Pişerken kabağı bir kaşık toz şekerden katarız tatlı olsun diye. Çok ilginç. Ekşi, şeker, sarımsak hepsi bir arada. Hepsi, aynen. Yoğurt. Şimdi nasıl bir yemek ortaya çıkacak merak ediyorum. Evet, kabağımızı doğradık. Doğradık. Şimdi yağ soğanımızı yakacağız. Hemen ocağımızın başına geçiyoruz. Ocağımızın başına geçiyoruz. Soğanı kavuruyoruz. Buyurun. Soğanı zeytinyağıyla kavuruyoruz. Şimdi soğanı elimizle doğruyoruz. Anne usulü. Aynen. Odun ateşinde kavuruyoruz. Odun ateşinde pişen yemek de bir ayrı güzel olur. Çok. Lezzet farklı oluyor illaki. Üzerinde birazcık zeytinyağı. Şimdi zeytinyağı. Oh. Pembeleşinceye kadar kavuracağız soğanı. Soğanlar kavruldu. Soğanlarımız kavruldu. Ben de bal kabağını getirdim. Evet. Doğradığımız. Kabağını içine koyduk. Şimdi bal kabağını da kavuracağız. Şimdi tuz. Evet. Çok az tuz koyalım. Sarımsak, yoğurtta da olacak tuz. Şimdi su ekliyoruz. Çok az bir su ekliyoruz. Özlendim vallahi, ayak dövdü, bayıldı. Yok teyzem ya. Tamam bak, su çok az. Çok az. Kabağı pişirecek derecede. Sonra kapağını kapatıyoruz. Kabaklar yumuşayıncaya kadar. Kabaklar yumuşayıncaya kadar pişecek. Evet, kabaklar yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Pişecek. Ondan sonra sarımsaklı yoğurdumuzu da karıştırıp üzerine de kırmızı biber. Bak biber. Ha. Yağ yiyeceğiz. Kabağımız yumuşadı, pişti. Şimdi çatalla ben bunu ezeceğim. Şimdi ezdik bunu. Şimdi biraz soğusun diye tabağa alıyoruz. Yemeğimiz oldu. Tabağı boşaltıp biraz ılık da olabilir, yoğurtlayacağız. Birazcık sıcaklığı geçsin. Evet, penderemizden tabağımızı aldık. Şimdi aldık. Yoğurtlayacağız. Sarımsaklı yoğurt gerekiyor. Yapıyor. O zaman sarımsakları ben eziyorum. Ezelim. Tıkırak biberle kızart. Tamam. Teyzem de diyor ki tıkırak biberleri kızart. Tabii. Ben sarımsakları döverken, sarımsaklı yoğurt hazırlarken evet. Siz de tıkırak biberleri kızartın. Tıkırak biberleri yapalım. Tamam. Ben sarımsakları eziyorum. Sarımsağın üzerine birazcık tuz kaymasın diye. Şimdi bunları eziyorum güzelce. Sarımsak aromasını versin diye patlatalım. Maşallah beceriklisin oğlum. Allah razı olsun teyzem.
sarımsakları güzelce dövdüm. Şimdi yoğurtla buluşturuyorum. Yoğurtla karıştıracağım. Evet. Sarımsaklı yoğurdumuz hazır. Sarımsaklı yoğurdumuz hazır. Leyla teyzem de ocakta takarak biberleri, yani kuru biberleri kızartıyor zeytinyağında. Şimdi sunumuna geçiyoruz. Evet, şimdi ılıdığı şeyimiz, yemeğimiz, bal kabağımız. Şimdi üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu. Tabii üzerine tıkırak biberimiz gelecek. İstersek bunu karıştırabiliriz. Böyle güzel. İstersek böyle. Yeme de yanında dur. Duramam. Hemen yememiz lazım. Çok güzel gözüküyor. Görüntü şahane. Ellerinize sağlık. Tadına bakıyorum. Şöyle. Afiyet olsun. İlk defa yiyorum bal kabağı yemeği. Bayılma ha. Yiyip de bal kabağını. Lafı ağzımdan aldınız. Çok güzel olmuş. Mükemmel olmuş. Tarifini verdik. Yapabilen yapsın, denesin. Dünyanın tadı Muğla'dan devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.